Burayı çek. Enes gel açsana şekilleri. Burayı montajlama sen geber. Bu tarz ne ünlüler mi? Allah rezil ettin bizi. Ağzımıza osuruyor ağzımıza. Hocam yeterek kim ağzımıza osuruyor. Rezil ettin helaleme seni safkan sahnenimiz dedik. Osurmak nedir ya? Vallahi benim bir kafamda keçi osuruyor beni sanıyor. Benim bir kafamda bakma. Osurdu bindiğin. Bir kere öncelikle bir dahi ben kendisinin devamlı bir fikir teyakkuzunda olduğunu, devamlı fikir paylaştığını biliyorum. Lütfen maşallah desinler, nazar değmesin. Çok basit gibi gözüküyor. Gözüküyor ama gerçekten çok meşakkatli bir iş. Önce onu keçi çünkü aksi bir hayvan. Hi guys bro! Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim İsmail Kamburoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizlerden ricam, eğer videolarımı beğeniyorsanız videolarıma bir beğeni işareti koymayı ve içeriklerimi beğeniyorsanız da kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta sevgili dostum, can arkadaşım Yiğit Ural'ın işletmesindeyiz arkadaşlar. Biz bu hafta Bandırma Tatlısu'dayız. Tatlısu'da Yiğit kardeşimle beraberiz. Daha çok yeni keçi aldı, keçicilik yapıyor. Aynı zamanda çok güzel dere kenarında bir bahçesi var. Biliyorsunuz daha önce kendisiyle birkaç video çekmiştik. Sonra Yiğit, daha sonra Yasin Eymen Çelik Bey de kendisi video çekmişti. Başarı hikayelerini anlatmaya başlamıştı. Abi çok heyecanlandım ben. Vallahi çok bayılacak gibi oldum. Sen bana adımı soracaksın, ben cevap vereceğim. Bak şimdi. Ben şimdi sana doğru öyle bakıyorum ki abi, videoda derler bu yürüyor buna. Ben vallahi billahi sana doğru bakıyorum. Bak ben şimdi sana bile çektirmeyeceğim bunu. Gör bak abi, sen bile güleceksin beni, boş ver. Kaç yaşındasın? Ne işle meşgulsün? Neler yapıyorsun? 30 yaşındayım. Allah. Çok iyice yaptım. Çektirmiyorum bak. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir dakika abi. Daha o zamanlar sağım yapmıyordu ve şu anda aradan yaklaşık 2 ay geçti. Hayvanlarımız doğum yaptı. Keçilerimiz gördüğünüz gibi arkamdaki böyle küçük güzel bir saman deposu yaptı kendine. Yoncası burada, samanı burada, su deposu burada, yemlikleri burada ve şimdi birazdan işletmesinin içine gireceğiz. Gördüğünüz gibi işletme çok değişti o günden bugüne. Evet Yiğit Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederim İsmail Bey. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Evet şimdi yavaş yavaş birazdan ne yapıyor Yiğit Bey? Bugünlük işi neymiş? Bakalım hayvanlar nasıl yemiyor? Biraz ona bakalım arkadaşlar. Haydi kızlar. Bir adet kaçağımız var. Sen gel bakalım buraya kaçak. Hadi sen de çekin. Hadi bir tane. Hadi. Burayı montajlamasan gebertirim. Ben yaptım o zaman diye. YouTube'da yayınlanacağız. Evet. Allah'ım geçen sıralamaya bak. En pis keçi, en aksi keçiden başlamışız. Evet. Şu anda sağım işi başladı keçilerimizle. Sizlere 2 ay önce anlattığımız işletmemizde sağım başladı. Nisan ayı itibariyle. Şu anda işletmede 50 sağım var.
İşletme sahibinin bize verdiği bilgiye göre yakın zamanda makine ile sahama geçecek. Buradaki elektrik işlerinin gerçekleşmesini bekliyor. Jeneratör işinin olmasını bekliyor. Zaten belli bir süre oluşacak o zamana kadar. Şu anda yeni sahmaya başladığı için henüz makine ile sağacak kadar iş yok diyor. O nedenle şu anda elle sağıyor gördüğünüz gibi. İyi bak, böyle daha güzel olmuş. Bak, konuştuğumuz yerlerde müzik atarsın artık. İnsanlar bizim dilimizi anlamayabilirler çünkü. Evet, şimdi azaldıkça annemiz huysuzlaşmaya başladı. Bu tarz ne ünlüler mi? Allah, rezil ettin bizi. Sırtımıza osuruyor burada. Koca veteriner hekimi ağzımıza osuruyorsun. Rezil ettin el aleme seni safkan sahnenimiz dedik. Osurmak nedir ya? Bütün videoyu baştan sona izleyip ona göre sansürlememiz gerekiyor işte videoda. Valla benim bir kabahatim keçi osuruyor, beni sansürlüyorsunuz. Benim bir kabahatim var ama. Osurdu bindiğin. Yiğit arkadaşım şu anda hayvanlarını sağmaya başladı. Az önce de görüntülerde gördüğünüz gibi hayvanların önünde bir yem var. Bir padok sistemi var, kilitli. Hayvan buraya kafasını soktuğu anda kilitleniyor. Yemini yemek zorunda kalıyor. Bir yandan da hayvanları rahatça sağmış oluruz bu sayede. Şu anda burada manuel bir sistem var. Yani elle sağma işlemi yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Ama bu yakında dediğim gibi makine ile sağım sistemi gelecek. Şu anda Yiğit arkadaşım bu işi eliyle zahmetli bir şekilde yapıyor ama herhalde zahmeti değiyordur değil mi Yiğit Bey? Vallahi İsmail Bey, şu an aldığımız sütten 1 Nisan tarihinde başladık. Bugün hemen hemen sağımıza başlayalı 20 günlere yaklaştı. 1 Nisan tarihinde aldığımız sütü şu an %200 gibi bir rakamlarla açtık. Memnunuz, süt böyle olduğu sürece, artış devam ettiği sürece biz elimizle sağsak da mutlu oluyoruz. Ama tabii bir yerde hayvanlarımız da sağlığı için, şimdi gördüğünüz gibi sütlü fazla olan annelerimiz de sağım devam ettikçe onlar sağım yaptığımız için onların da canları yanıyor. Peki hayvanlara ne veriyorsunuz? Neyle besliyorsunuz bu hayvanları İpe? İsmail Bey, şimdi hayvanlarımıza öncelikle süt sağım yaptığımız için tabii ana besin kaynağımız süt yemimiz. Süt yeminin haricinde kuru madde kısmının çok büyük bir kısmını sağım dönemlerinde mecbur olarak besin değerlerinin kalitesi yüzünden yonca ile karşılıyoruz. Onun haricinde iklim şartları el verdiği sürece hayvanlarımızı nerede otlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani burada siz arpa ezmesi, mısır kırması, süt yemi, yonca, kaliteli kaba yemler kullanıyorsunuz. Desteklerken de merayı uygun günlerde meraya salmaya çalışıyorsunuz. Evet. Maşallah. Arkadaşlar hatırlarsanız çok kısa bir süre önce videosunu izlemiştiniz Yiğit Bey'in. Çekerken de çok eğlenmiştik hep beraber. Daha doğrusu Yasin Bey'le çekmişlerdi. O zaman daha bu hayvanların sadece doğurmasını anlatıyorduk. Daha doğuracaklardı. Şu anda bu hayvanlar doğurdular. Yemiyorlar. Besleniyorlar. Merada geziyorlar. Süt veriyorlar ve ciddi bir süt veriyorlar. Üreticimiz bir kere öncelikle tasarımını çok iyi yaptı işin. Yani işe başlamadan önce ne yaparım, nasıl yaparım, nasıl kazanırımı çok iyi tasarladı. 6-7 ay ben kendisinin devamlı bir fikir teyakkuzunda olduğunu, devamlı fikir paylaştığını biliyorum. Birkaç akşam üst üste hayvanları nasıl besleriz bunları tartıştığımızı biliyorum. Dönüp dönüp aynı şeyleri konuştuk ama ne kadar faydalı olduğunu bugün kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Yani 10 tane hayvan şu anda padokta, yaklaşık 12-13 dakika oldu, 4. hayvana anca geçebildi. Maşallah diyoruz öncelikle. İzleyenler de lütfen maşallah desinler, nazar değmesin. Çok basit gibi gözüküyor. Yani ağ çok kolay kurulmuş gibi gözüküyor ama gerçekten çok meşakkatli bir iş. Önce onu söyleyeyim. Hani bu işe gireceğim, ben bu işi yapacağım. Çok güzel sütü var bu hayvanların, alpinlerin, sanenlerin diye düşünenler için başta söyleyeyim. Gerçekten meşakkatli bir iş. Keçi çünkü aksi bir hayvan. Ki bu hayvanların mizacı diğer keçi türlerine göre çok daha sakin, çok daha naif hayvanlar bunlar. Ama dediğim gibi
bir işe gireceğiniz zaman en azından arkadaşım gibi tavsiye ediyorum kendisine. Bakın kendisine bir YouTube kanalı var. Kendisine de abone olabilirsiniz. Oradan soru sorabilirsiniz. Kendisine ulaşabilirsiniz. Gerçekten sıfırdan başlayacaklar. Üreticimizle muhakkak fikir teyakkuzunda bulunsun derim. Zeytin yaprağı veriyoruz hayvanlarımıza. Bizim bölgemizde Tatlısu'da, Kapıdağ Yarımadası'nda çok küçükbaş hayvanlarda kullanılan bir bitki. Bilginiz olsun. Budandı bitki, yapraklar kurutuldu ve hayvanların önüne getirildi. Akşam gördüğünüz gibi şu anda hayvanlarımız severek yiyorlar diyelim. Size de göstermiş olalım. Şu an Yiğit Bey'in işletmesindeyiz. Doğumları olmuş gördüğünüz gibi. Sayamıyoruz burada. Kaç tane oğlak var burada Yiğit Bey? Kaç tane var Allah aşkına? Maşallah. 21 adet var istiyorum. 21 adet oğlak. Görüyorsunuz. 2 ay önce Yiğit Bey size 4 tane keçiyle bu işe başladığını anlatmıştı. Yasin Bey'in videosunda çok da güzel video olmuştu. Bugün doğumlar gerçekleşti. 21 tane oğlak var. Yaptık. Sevgili arkadaşım Yiğit'in işletmesinin gelişimini gördünüz. Sağımını yaptı, oğlaklarını emzirdi ve en sonunda artık işini bitirdi. Size de en son bir zeytin dalı gösterdik. Bunu da hayvanlar tüketmiş oldu. Evet, bugünkü güzel bir program olduğunu düşünüyorum. En azından bir işletmenin gelişimini çok iyi gördüğünüzü düşünüyorum. Şimdi bir sonraki programda görüşene kadar herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.